Annem, bebeğim. Annem. Annem. Al. Al aşkım. O kurban olayım. Heh. Annem. Sen bugün aşı mı olacaksın? Annem sen aşı olacakmışsın bugün. Kendini mi çizdin Devran? Sen bugün aşı olacaksın ama hiçbir bilgin yok. Annem. Hı? Seni hazırlayalım mı? Derin biliyor musun? Devran bugün aşı olacak. Ha? İğne yapılacak bugün koluna. Is it gonna be bad? No. Olmaz aşkım. O da sen de olmuştun bebekken. Şimdi Devran olacak. But I'm scared. Korkma bebeğim. Korkacak bir şey yok ki. Bakalım bugün hemşire izin verecek mi seni çekmeme? Diğerlerine izin vermişti. Ne kadar yorgun görünüyorum ya. Bu hafta böyle hiç modumda değildim. Gerçekten de. Umarım yani daha iyi günler geçiririz. Böyle bir halsizlik, bir bitkinlik, bir böyle moralsizlik var üstümde. Bilmiyorum nedendir acaba? Havaların soğuk olup yağmurlu olmasında hiçbir pozitif anlamı olmuyor yani. Tam aksine. Aferin Devran. Zaten sen var ya emziği çıkartır çıkartmaz sonra kusuyor. Bu emziği en çok da onun için veriyorum. Kusmasını önlüyor. Sanki iyi bir şey yaptın sen ha. Bak bak Tife. He, annem. Annem. Ayrı kuzu da hala uyuyor. O iltihap sökücü kullandığı için antibiyotik. Biraz ona uyku yapıyor. Vücut da yorgun olunca. Bugün de annemin dayısı gelecek. Geliniyle birlikte falan Devran'ı görmeye. Onlar akşam yemekten sonra gelirler. Böyle misafir olunca falan pek çekemiyorum ama bakarız. Benim. Devran. Devran çi. Uyku banon. Devran. 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 Ye ye ağzını ye. Al koy hepsini. Hepsini ağzını koy. Hepsini ye. Şunun tipine bak ya. Şunun tipine bak ya. Yavaş yavaş hazırlanmam lazım. Aslında dışarıda pek kalmayacağız. Bir aşı olup markete uğrayıp geleceğim ama yine de bakalım neler var çantada ne olur ne olmaz diye. Bizden şart. Şöyle bir ilaç poşeti taşıyorum. İçinde normal ağrı kesici, burun sıkıcı falan var. Bir keyifsizim bugün. Niye bilmiyorum. Bir keyifsizim bu aralar. Niye bilmiyorum. Canım sıkılıyor. Arada bir bana oluyor böyle. Öyle olduğu zaman video çekmiyorum zaten. O yüzden görmüyorsunuz hiç. Ama bu sefer de diyorsunuz Ezgi her zaman çok mutlusun. İlaç mı kullanıyorsun? Vitamin mi alıyorsun? Ne yapıyorsun? diyorsunuz. O yüzden normal moralsiz halimi de çekeyim severim. Her günümüz maalesef bir günümüzde uymuyor. Biz de insanız yani. Hele 3 çocukla falan gerçekten de bazen olmuyor yani. Neyse çocukların kıyafetleri tam hazırmış. Bir ıslak bez çıktı. Onu da makine var ya bu hafta 2 gün sürdü hepsinin kurtulmam için. Yani 2 günde bütün çamaşırları yıkayabildim. Tabii içinde yeniler falan da olduğu için bayağı uzun sürdü. Ama şu an hiç çamaşırım kalmadı. Şu ütüyü de bir baştan çıkarsam. Ütüyü hala yapamadım ya. Ütü gerçekten büyük olay yani. Neyse ki banyo toparlı. Çamaşır olmayınca banyo da toplu duruyor. Biz hastaneye geldik. Yarım saat öncesinden kalp olu verin diyorlar. Ama uyuyor şu an. Gülüyor. O yüzden nasıl vereceğim bilmiyorum. Devran şu an aşı olacak ama hiçbir bilgisi yok. Bu şapkasına da bayılan bir tek ben miyim acaba? Yeni doğduğunda aldık Devran. Hala da giyiyorsun, hala da giyiyorsun.
Görmemişim, bir şapkası olmuş, tutmuş kafasına koymuş, çıkarmamış Devran. Yalnız şu an karşımda bir adam var, bana acayip bakıyor. Devran. Ay annem. Ne? Same leg? Yeah. Okay. One more? Okay, bitti. Ne yapıyorsunuz? Annem nerede? Annem daha yeni artık. Ha, ben zaten eve mi gitti dedim. Aşıdan sonra uyudu Devran. Ben de alışverişe geldim. Çocuklar da annemin yanında ama iyi görünüyor şu an. Şunlar çok tatlıymış indirimde. Bunlar 4 sterlinden 2 sterline düşmüş. Şu dip tabağı aslında bu sos falan, sos tabağı. Öyle yazıyor ama her şey için kullanışlı olabilir. Bir düşündüm de ben bunu neyi kullanabilirim diye. Kararsız kaldım ama her şeyi kullanabilir. Bunun bir de böyle tabakları da var. Bunlar da 2.75 sterlin tanesi. Bir bakınayım dedim de çok güzeller. İnsan almak istiyor ama şu küçük kaseler 2.75. Bu siyah beyazları da var böyle. Kalpli set. Bu da 12 sterlinmiş. Bunları çok seviyorum ya. Böyle şey olanları. Pastel renkler. Çok hoşuma gidiyor. Aa, yumurta kabı. Buna ne yumurta? Pouch egg. Böyle oluyor ya yumurta. Farklı, değişik. Sade klasikler de güzelmiş. Kaynanamlar geldi. Çocukları bir dışarı çıkardılar onlar. Ben de bir televizyon açıp tavuğu koydum ocağa. Haşlansın. Benim aşkım da biraz emzirdim, biraz burada uzanıyor. Oy Allah'ım aşkım, sen parmağını illaki emeceksin Devran. İllaki bu parmağını emeceksin sen he. Hemşire dedi biraz ateşi çıkar dedi. Ateş çıkmasa bile ağrı kesicisini ver dedi 4 ile 6 saat arası. O yüzden 7'den sonra yine vereceğim. Saat şu an 4'ü 20 geçiyor. Ama iyi gibi görünüyor şimdilik. Değil mi bebeğim? Hay kurban olayım ben sana. Arya'nın da yarın randevusu var. Bugün doktor gördü ama dedi yarın getir tam bakacağım dedi. Bugün öyle ayaküstü baktı. Dedi daha gitmemiş. Antibiyotiği bugün de sonlandır dedi. Yarın tam detaylı bakarım. Ondan sonra ben de dedim ki herkes dedim kaba kulak olacağını düşünüyor dedim. Yani kaba kulak olabilir mi dedim. Dedi kaba kulak olacağını hiç sanmıyorum. Çünkü aşısını olmuş. Normalde dedi aşı olmayan çocuklarda kaba kulak olunur dedi. Ondan sonra yarın da işte tekrar bakacak. Bilmiyorum ne yani. Kulağına herhalde bakar iltihap geçmiş mi diye. Onlar da gitti. Biraz dedesiyle nenesi onları gezdirsin. Ondan sonra da gelirler. Bir saate dönerler.
Ben de o zamana kadar şey yapayım. Büyük bir boy tavuk aldım. Dedim haşlarım, dolaba da koyabilirim pantolonlar. Serhat sevmiyor pantolonlar ve üstleri kurutmaya gidince. O yüzden kapının üstüne asıyorum onları. Biraz kötü durmuş ama çıkarttım. Biraz bulaşığım var. Onları yıkayayım. Aslında bugün annemin dayısı, yani benim büyük dayım, Devran'ı görmeye geliyor. Ben de bugün markete gittiğimde büyük bir tane kek alacaktım. Devran aşı oldu, ben uğraşamam diye. Uğraşamam diye. Bakın ağlıyor yani, biliyorum. Serhat geldi aradan. Bayağı bir saat geçti. O yemeğini yiyor. Yemeğim güzel oldu. Bulgur pilavı, tavuk. Gerçi bulgur pilavı kaynanam yaptı. Ben hemen dükkana uğradım. Kek aldım. Misafirlerim geldi. Kaynanamlar gitti. Çocukları uyuttum. Daha ne söyleyeyim yani. Olaylar olaylar olaylar. Şimdi çay, bir posta daha çay demledim. Annem de geldi bu arada. Bugün yatılı burada kalacak dedim. Her ihtimale karşı ne olur ne olmaz. Sen de gel. Ondan sonra zaten misafirliğe gelenler annemin dayısı. Annemin en ufak dayısı. Gördünüz mü ne yaptım bak. Şöyle getireyim, çay koyacağım. Şey yok, fincanın üstünde. Şey, tabağın üstünde. Bardak yok. Şey gibi oldu. Aki yok. Kafa. Günaydın. Kürçünün dönüp dolaşacağı yer, evet, tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürçü dükkanı arkadaşlar. Özüme döndüm bugün çok şükür, çünkü bunu editlemek çok zor. Yani saatimi aldı bu arada, burnum dondu. Hava burada tam bir Aralık ayı. Sabaha karşı biraz kar yağdı ama sulu yağdığı için tutmadı yani. Keşke tutsaydı da biz biraz böyle kardan adam falan yapsaydık ama... Soğuk. Sadece soğunu yaşıyoruz yani. Görsel olarak hiçbir şey yok. Sabah uyandık. Ben videoyla uğraşıyorum. Çocuklar ortalığı mahvetmiş bir durumda. Ama hala kendime gelemiyorum. Şu videoları editlemeden güne başlayamıyorum. Maalesef dün akşam da biraz geç uyuduk. Bir şey mi olacak? Geç uyuduğumuz için dün hiç edit yapabilirdim aslında otururken ama neden yapmadım bilmiyorum. Böyle saçım başımdan aslında ben parodi yapsam çok güzel yakışır ama işte aklımda çok şeyler var da yapamıyorum, keşke yapabilsem. Bunun hafıza kartı da doldu, bilgisayarı nasıl yapacağım bilmiyorum. Çünkü kelimeler eklediğim için dünkü videoya, siz izlediniz tabi, rahat rahat oturduğunuz yerden baktınız ama benim saatlerimi aldı. Alıyor da hala daha bitmiş değil. Ben gelecekte konuşuyor gibi yapıyorum şimdi. Sadece 9 dakikasını yaptım ve çok zordu. Hala da 21 dakika var ama keseceğim yani sanırım. Çünkü çok uzun ve bunların hepsine şey koyamayacağım. Ya da öyle bırakabilirim bilmiyorum. Sadece İngilizce başlık koymadan. Karar veremedim. Bakalım neler yapacağız. Bilmiyorum ama biz şimdi kahvaltı yapacağız. Ondan sonra ben videoyu editleyip ortalığı, salonu falan toplayıp biraz kendime gelip öyle güne başlarız artık. Ay şöyle bir videoların şöyle bir dünkü yabancı İngilizce çektiğim videonun yorumlarına bir göz atayım dedim de bir şey anladıysam bizim bu kanala çılgınlık yaramıyor arkadaşlar. O yüzden bundan sonra biz oluyoruz. Çılgınlık yapmıyoruz. Değişiklik olsun dedim. Bir farklılık olsun dedim. Bir heyecan, bir motivasyon artışı olsun dedim. Keşke kısa keseymişim ama tüm gün boyunca İngilizce çekmek inanın benim için de kolay olmadı ama değişik oldu. Yani benim hoşuma gitti. İsteyen bazı arkadaşlar var tabii ki ama yapmayacağım. Bu kanal Türkçe ve Türkçe konuşmaya devam edeceğim. Ana dilimiz. O yüzden öyle yani. Üzüldüm açıkçası. Çünkü bir sürü emek verip ona altyazı yazdım ama şunu anladım. Bir de çoğu arkadaşlar diyor ki Ezgi biz seni yemek yaparken izliyorduk ve yemek mi yapayım, altyazı mı okuyayım karar veremedik diyor. Mami! Ne oldu? Kım! Tamam. O yüzden de artık... Tamam geliyorum, ne oldu? Saçımı yapayım pomponuma. Lütfen.
Okey, neyse derin çağırıyor, içeri geçelim. Ben Arya'yı uyuttum, bu arada onun uyanmasını bekliyorum, ondan sonra da çıkacağız. Evet arkadaşlar, rekor dislike alan videomuzu çok merak ediyorsanız tek yapmanız gereken bir önceki videoya bakabilirsiniz. Bu arada tek tek dislike atan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yani bu kadar beklemiyordum. Harikasınız, süpersiniz. Eminim. Neyse söylemeyeceğim ya, boş verin. Şey gibi olmuş bu aynı. Yani hani arkadaşınız ya da tanıdığınız aileden biri, her neyse kimse, işte en ufak bir hatada bütün iyilikleri silip unutan bir şey olmuş gibi. Bir şey olmuş yani. Bir video çektik. Devran kuzu işte. Farklılık olsun diye, bir değişiklik olsun diye, bir enerji, sinerji yaratalım diye. Tahmin et ne oldu Devran? Küt! 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 Sevilme! Oldu mu bu? Ver aşkım. Ama öldü. Al, biz depresyona giriyoruz arkadaşlar. Hadi bay bay. Biz toparlandık şimdi. Gidiyoruz. Don't stop doing that, I'm driving. Lean back. Lean back. Thank you. Biz toparlandık şimdi, eve geçeceğiz. Ondan önce bir dükkana uğrayabilirim. Derin dükkandaymış çünkü. Derin bugün okula gitmediği için biraz süper hiperaktif. Sabah buz gibiydi zaten, o yüzden götürmeyeceğim demiştim. Hala okul yaşında olmadığı için, yani okul, asıl okulda olmadığı için gitmemesi problem olmuyor. 4 yaşından sonra anaokula gidince problem olacak eğer gitmezse. Neyse, hava şimdi açıldı biraz sanki. Her ne kadar 8 derece yasa da güneş cephede olduğu için şey sıcak gibi ama aslında soğuk. Biz Lego. Evet, anneannesi harçlık verdi, biraz Lego aldım. Ben markete uğradım. Ama aşkım öyle güvenmiyorlar. Markete uğradım, yeşil fasulye aldım, taze fasulye. Serhat işe götürmek için istedi biraz. Biraz da evde yeriz. They can't akşam see it like this. Evet aşkım, bulutta lezzet tutman gerekiyor. Look. Bu da Lego. Bu da Lego. Oo. Tam zamanında kurtardım seni Devran. Kutlattı varmış, kutlattı. Kutlattı. Ay vallahi yorulduk, şey aradı. Mahalle doktorundan doktor aradı Arya için. Kulağının arkasındaki şişlik için. Tam çok sanmadım. Dedi ki kaba kulak için test yerini aradım. Test etsinler diye. Çünkü onlar bize bir şey gönderiyor. Tamam aşkım, geliyorum. Ben de onu sana gönderecektim ki evde swab test yap. Yani ağzının içinde bir şey alıyorlar, bakıyorlar. Oturuyor mu, ne bu? Come on guys, come on, let's build it. Tamam bebeğim, dur bekle, bir soyunalım, bir çözünelim. Bekle aşkım. No. Come on, let's build tamam, it. Tamam yapacağız. Ay benim cebimdeki sabırsızlık. Bendeki bu. Heyecan, heyecan, heyecan. Ondan sonra onlar da demiş ki şu an demiş o kadar koronavirüsü için testler geliyor ki zamanımız yok onu yapmaya demiş. Doktor da dedi ben çok sinirlendim onların öyle bir tepkisine ama dedi acile gitmesini önermişler onlar doktora. Doktor da bana dedi ki acile git dediler ama bence sen gitme dedi. O kadar virüsler dolanırken dedi çocuğu bir de öyle bir şeyin içine sokma. Bence bir aciliyeti yok dedi. Zaten de şişkinliği inmiş biraz, çok ufacık bir şey kalmış. Zaten kabak kulak olsaydı şimdiye Devran o çoktan geçerdi diye tahmin ediyorum. Sadece kulak enfeksiyonu olabilir. Neyse biz geldik, çocuklarla biraz oynayalım. Çünkü şu an çok heyecanlı, Lego yapmak istiyor. Ben de bir soyunalım, bir çözülelim. Biz yemeğimizi yaptık. Pişiyor şu an. Taze fasulyeyi koydum. 3 tane paket kullandım. Bu paket biraz farklıydı ama organik olduğu için onu tercih ettim. Normalde bunun bir küçük olanını alıyorum. İnce olanını. Bu ilk defa yiyeceğiz. Bilmiyorum, umarım tadı güzeldir. Bu arada birden böyle kendime dedim ana okuyayım. uykusuzum ya. Aslında uykusuz da değilim. Bugün annemlerde kaldık.
şey dün annemlerde kaldığımız için Derin uyanır uyanmaz annemin yanına çıkmış yukarı. Ondan sonra ben de uyudum yani saat 10'a kadar. Herhalde ilk veya ikinci defa olmuş olabilir yani. Ondan sonra şey Arya'da uyandığında Mizgin gelip Arya'yı aldı odadan. O yüzden ben iyi dinlendim ama niye böyle hala şey gibiyim bilmiyorum. Yemeğimiz olsun, ondan sonra da pirinç pilavı yapacağım. Yanına oh mis gibi de yeriz. Çocuklar televizyonun başında, onlar dinleniyor aslında. Derin çok uykusu var ama öğlen uyumuyor. Annem bu bıdık da böyle canı sıkılıyor işte, bir şeylerle uğraşmak istiyor. O ne yapsın? Ya, evet biraz muhabbet sohbet. Bir ay kaldı aşkım. Bir ay sonra sen de böyle bir şeyleri tutup oynayabileceksin. Bir ay daha sabret, tamam mı, bu sıkıcı hayatta. He? Ondan sonra çok eğlenceli olacak. Oynayacaksın, müzik var. Oh. Pirinç pilavımız ve taze fasulyemiz, mis mis mis. Bir de yanında Devran. Aşkım onu ver bana, çünkü dur bekle, bekle vereceğim kızıma. Aferin sana. Dur bekle, aferin. Aynı zamanda Derin'in burada arabasını yapmaya çalışıyorum. Arya almasın diye, çünkü hepsi çok küçük parçalar. Yine aldık küçük legoları. Ne istiyorsun bebeğim? Su. Anne söyle su. Çok yorgunum. Çocukları uyuttum. Sizin yorumlarınıza bir göz attım arkadaşlar. Sizi sevsem mi, uyuz mu olsam karar veremedim. İkisinin arasında gidip geldim, gidip geldim. Ortadayım şu an arkadaşlar. Dünkü video çok garip oldu. Buna hemfikiriz arkadaşlar. Bu kanalda yeniliklere açık değil, onu da anladık. Değişikliklere de açık değil, onu da anladık. Yabancı bir dilde bir şey izlemek en uyuz olan bir şey. Onu da biliyorum. Şahsen ben de izlerken aslında ben keyif alıyorum ama çok uzun olunca artık böyle keyif kaçıyor. Neyse. Bir daha yapmıyoruz. Ama dün videoya bütün dislike'ları atan arkadaşlar, bu videoya, şimdi Türkçe yapıyorum, videoya beğeni atmazsanız o zaman görüşeceğiz. En azından bu videoda böyle bir beğeni rekoru kırmanızı istiyorum arkadaşlar. Bir de yorum rekoru kırın bari de tam olsun. Şimdi çocukları uyuttum. Baran ve Mizgin içeride oturuyorlar. Onlar beni bekliyor. Niye bekliyor? Beklemiyor aslında, oturuyorlar. Ben de mutfağı biraz toparlayacağım. Aslında çok yorgunum. Ben vitaminlerimi almıyorum ama bugün benim Amazon siparişlerim geldi bu arada. Hepsi dışarıda ama taşıyamıyorum. Devran'ın, Arya'nın iki bezi geldi. Her ayın sonunda siparişlerim geliyor. Aylık geliyor onlar. Vitaminim geldi. Islak mendil geldi. Bir de tuvalet kağıdı geldi. O 5 şeyi her ay aldığım için böyle abone oldum artık. Her ay onlar siparişle geliyor. %15 indirimli geliyor hepsi. Bu arada ağzımın içi hala yara olduğu için tam böyle ağzımı oynatıp açıp oynatamıyorum. Biz oturuyoruz. Erkekler maç izliyor. Mizgin ablalarıyla yan odada sohbette. Ben de bir çay yaptım kendime. Çayımı içiyorum. Mucize doktorun şey internete geçmesini bekliyorum ki izleyeyim. Hiç de sevmiyor şöyle kucağı. Kustu. Canım dünkü videom rezil oldu. Gördün mü? Hı-hı. Resmen dislike rekorlar kitabına koştu. No way. Evet, bir baksana. Bir daha kanalımda lütfen İngilizce konuşma. Wow. Çok komik. Rezil değil mi? Yani Serhat şimdi tatil için yer ayıracağız. Çok heyecanlıyım çünkü. Babe sabah başlamıştım zaten. Nasıl akşam saat 7 dediğim, tamam ha, karar değiştirdim. Ya bak çok saçma değil mi? İşte siz böylesiniz. İşte yapmamalıydın. Herkes sana söyledi yapma diye. Herkes dedi Baran haklı diye. Biz gidiyoruz.
Sen bir daha İngilizce çekersen kanalı terk ediyorum. Yazanlar bile var babe, 10 tane. Bana kalp atmadın. Bu kanalı terk ediyorum. Yazan da var. Tatil için yer ayıracağız ki böyle bir heyecan olsun içimizde. Bir şey için böyle gün sayalım falan. Hoşumuza gider yani. Hala arabayla gidip gitmemekle kararsızım ama. Yarım saatten sonra karar değiştirecek. Yo yo, ben book yapacağım. Buraya yazayım. Nereye yazıyorsun? Buraya. Nereye? Buraya.